Köprüler hiç yıkılmayacakmış gibi gözükürler. Ama bazen doğal olaylardan, bazen de insan hatasından dolayı pek çokları yıkılır. Biz de en inanılmaz gerçek yıkılma görüntülerini sizin için derledik. Hazırsanız başlıyoruz. Sekiz numara, Harmony Köprüsü. Günümüzde köprüler beton ve demir kullanılarak yapılır veya köy yerlerinde tahta köprüler de bulunur. Ama eskiden bunun gibi büyük köprüler de tahta kullanılarak yapılıyordu. Amerika, Texas'ta bulunan bu demir yolu köprüsü 1910 yılında inşa edildi ve son yıllara kadar hala kullanılıyordu. Tahta köprüleri inşa etmek daha kolay ve ucuzdur. Ama bir sorunu vardır, yangın tehlikesi. 2013 yılında Harmony Köprüsü'nün ayakları altında çıkan küçük bir yangın maalesef köprüye de sıçradı ve kısa süre içerisinde tüm köprü alevler içindeydi. Yangının etkisiyle köprünün ayakları birer domino taşı gibi yıkıldı. Bize de izlemesi kaldı. Yedi numara, Tacoma Köprüsü. Sırada dünyanın yıkılmış en ünlü köprüsü var. Yaklaşık 1800 metre uzunluğundaki bu köprü, benzetmek gibi olmasın bizim Boğaz Köprümüze benzer. Ama bu köprü 1940 yılında inşa edildi ve o zamanlar böylesine uzun bir köprü ilk defa yapılıyordu. Köprü bittikten sonra anlaşıldı ki en ufak rüzgarda köprü çok şiddetli şekilde sallanıyordu. Bunun sebebi rüzgarın köprüler üzerindeki olumsuz etkilerinin bilinmemesiydi. Köprü açıldıktan sadece 4 ay sonra bir gün saatte 64 km hızla esen bir rüzgar başladı. Köprü o kadar çok sallanıyordu ki herkes yıkılacağından emindi. Bir süre sonra da beklenen oldu. Zamanın en büyük köprüsü küçük sayılabilecek bir rüzgar ile yıkılmıştı. Tabii mühendisler bu kazadan dersler çıkardı ve artık yeni köprülerde böyle bir sorun yaşanmıyor. 6 numara, cam köprü. Eğer yükseklik korkunuz varsa zemini camdan yapılmış bu köprülerde yürüyemeyebilirsiniz. Ama bu köprüler Çin'de çok seviliyor. Zaman zaman güvenli olduklarını göstermek için bazı şovlar da yapıyorlar. Örneğin cam köprü üzerinde araba sürmek veya camları balyozla kırmaya çalışmak gibi. Ama 2018 yılında tuhaf bir olay yaşanıyor. Jilin eyaletindeki cam köprünün olduğu yerde saatte 145 km hızla esen bir rüzgar çıkıyor. Buna rağmen bir turist köprüden geçmeye çalışırken camlar birden fırlamaya başlıyor. Sallanan köprü yüzünden camlar kırılmıyor ama sağlam yerleştirilmedikleri için bütün halde çıkıyorlar. Turist ise köprünün kollarına tutunmayı başarıyor. Tam bir saat bu şekilde bekledikten sonra kurtarılıyor. Bu olaydan sonra hala bu köprülerde yürümek isteyen var mıdır acaba? 5 numara, Mostar Köprüsü. Bosna'da bulunan Mostar Köprüsü bir Osmanlı eseridir. 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından yapılmıştır. Ama bu köprünün aslı maalesef 1993 yılında Bosna İç Savaşı sırasında yıkılmıştır. Savaş esnasında Hırvat tankları köprüyü yıkmak için görüntülerde görüldüğü gibi pek çok top atışı yapıyor. Bu top atışlarına dayanamayan köprü bir süre sonra yıkılıyor. 427 yıldır ayakta olan bu tarihi eserin acımasızca yıkılması gerçekten çok üzücü. Savaş sonrasında Türk bir şirket köprüyü yeniden inşa etti. Orijinal taşların çıkartıldığı, günümüzde kapalı olan taş ocağı tekrar bu iş için açılıp aynı ocaktan çıkarılan taşlar köprünün yapımında kullanıldı. 2004 yılında yapılan açılış dünyadan pek çok temsilci ile beraber yapıldı. 2005 yılında ise köprü Dünya Mirası listesine eklendi. 4 numara, Demir Köprü. 2017 yılında Amerika kıtasını vuran büyük bir kasırga çıktı. Porto Rico da bundan etkilenen ülkeler arasındaydı. Sel baskınları olmuş ve taşan nehirler bazı köprüleri yıkmıştı. Hükümet bu yıkılan köprülerin yerine ucuz ve geçici demir köprüler kurdu. Bu köprüler normal şartlarda 75 yıl dayanacak şekilde yapıldı. Ama maalesef yapıldıktan sadece 5 yıl sonra yeni bir kasırga çıktı. Bu köprülerden birinin kasırga esnasındaki durumunu izliyoruz. Nehir yine taşmış ve büyük bir güçle köprüyü bir kağıt gibi yerinden söküyor. Şu demirlerin çıkardıkları sesi dinleyin. Doğa gerçekten çok güçlü.
3 numara I-35 köprüsü. 2007 yılında Amerika'nın Minnesota eyaletinde büyük bir felaket yaşandı. Bu felaket aslında pek çoğumuzun aklından geçen bir sorunun gerçekleşmesiydi. Bu köprünün üzerinden geçerken aniden yıkılsa ne olur? İşte tam olarak bu gerçekleşti. 500 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğindeki bu köprü trafiğin en yoğun olduğu zamanda aniden çöktü. O esnada üzerinde 111 araç vardı. Yaşanan olayda 13 kişi hayatını kaybetti, 145 kişi de yaralandı. Yapılan araştırmalar sonunda 1964 yılında yapılan köprünün metal ayaklarının zamanla çürümüş olduğu ortaya çıktı. Umarız bir daha böyle kazalar asla yaşanmaz. 2 numara Nanfengo Köprüsü. Tayvan'da bulunan modern görünümlü bu köprü 1998 yılında yapıldı. Şık olduğu kadar sağlam da görünüyordu. Ta ki 2019 yılında üzerinden bir tanker geçene kadar. Tanker geçerken köprü aniden çöktü. Tek bir tanker yüzünden koca köprünün çökmesi tabii ki mantıksızdı. Hemen neden çöktüğü araştırıldı ve sebebi bulundu. Köprüyü tutan demir teller deniz suyuyla beraber korozyona uğramıştı. Yapıları o kadar bozulmuştu ki zaten her an kopmayı bekliyorlardı. Tanker geçerken de köprüyü taşıyan tellerden biri kopuyor ve biri kopunca diğer teller de kendini salıyor. Olay sonucunda ise 6 kişi hayatını kaybediyor. 1 numara Morando Köprüsü. Bu zamana kadar izlediğimiz yıkılmalar doğal afet ya da öngörülemeyen insan hataları yüzündendi. Ama bu köprünün yıkılması tam anlamıyla göz göre göre gerçekleşiyor. İtalya'nın Cenova kentinde 1967 yılında yapılan köprünün sorunları daha ilk yıllarda başlıyor. Köprü yapımında kullanılan beton yeteri kadar sağlam olmadığı için çatlaklar meydana geliyor ve çatlaklardan giren su köprüyü çürütmeye başlıyor. 50 yıl boyunca yapılan birçok incelemede köprünün hasarlı olduğu raporlanıyor ama yine de kullanılmaya devam ediliyor. Nihayetinde 2018 yılında onarılmasına karar veriliyor ama yazın turist sezonu olduğu için erteleniyor ve maalesef kısa süre sonra 14 Ağustos tarihinde korkulan oluyor. Tam olarak daha önce raporlanan hasarlı kısımda bir çatlak oluşuyor ve köprü üzerindeki arabalarla beraber çöküyor. Ve bu akıl almaz ihmalkarlık 43 kişinin hayatına mal oluyor. Biraz da gülelim. 2022 yılında Kongo'da küçük bir köprünün açılışı. Ama açılışta kurdele kesilir kesilmez köprü çöküyor. Herhangi bir yaralanan yok ama daha açılır açılmaz çökmesi biraz komik. Galiba köprüyü ayakta tutan tek şey kurdeleydi. Kim bilir? Sizin en çok şaşırdığınız hangisi oldu? Yorumlarda konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.